Evet, görünmez adamı da attık hapishaneye. Zengin, görünmez adamı sizin sayenizde yakaladık. Bu özel kamera sayesinde görünmez adamı gördük ve şu anda hapishaneye attık. Şu anda hapishanede bir yerde, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama hapishanede olduğunu biliyoruz. Zengin, siz olmasaydınız bunu başaramazdım. Olur mu Kerem komiser? Asıl fakirin kamerası olmasaydı bunu başaramazdık. Fakir sağ ol her şey için. Önemli değil Kerem komiser. O görünmez adam şehre çok zarar verebilirdi. Sonunda yakaladık onu. Şimdi hapishanede cezasını çeksin. Aynen öyle. Neyse. Haydi siz de artık gidin evinize. Güzel bir dinlenin. Hak ettiniz bunu. Tamam Kerem komiser. Çok sağ olun. Çıkartın beni buradan. Çıkartın lütfen. Özür dilerim. Bir hata yaptım. Görünmez adam. Neredesin bilmiyorum. Seni göremiyorum. Ama buradan asla çıkamayacaksın. Haberin olsun. Fakir, lütfen şikayetinizi geri çekin ve çıkartın beni bu hapishaneden. Bu hapishanede kalmak istemiyorum. Kes sesini, kes. Buradan asla çıkamayacaksın. Kerem komiser, biz şikayetimizi asla geri çekmiyoruz. Bu burada kalsın ve asla çıkamasın. Tamam fakir. Hakim Bey'e de aynı şekilde söylerim. Hakim Bey karar verecek bu görünmez adamın kaç sene kalacağına. Tamam Kerem komiser. Zengin, hadi gel abi, biz de artık eve gidelim. Tamam fakir, hadi gidelim kardeşim. Gel abi gel. Fakir kardeşim, bir şey diyeceğim. Ne oldu abi? Fakir kardeşim, çocuklar bugün karne alacak biliyorsun değil mi? Okula gitmeleri lazım. Evet abi, doğru söylüyorsun. Tatile girecekler sonra. Evet kardeşim, sen Arda'yı hazırla, ben de Rüzgar'ı hazırlıyorum. Ama fakir, artık bizim bir evimiz yok. Bundan sonra biz sizde kalacağız. Tamam abi, sorun yok. Size işçi yeni bir ev yapar, o zamana kadar bizim evde kalabilirsiniz. Tamam kardeşim, o zaman Arda ve Rüzgar'ı okula yollayalım. Biz de beraber evde oturup bir çay içelim, ne dersin? Tamam abi hadi gel. Arda ve Rüzgar şu anda evdedir. Gidelim de şunları okula yollayalım. Bugün karne alacaklar. Bakalım karneleri nasıl olacak? Evet fakir, ben de çok merak ediyorum. İşte buradasınız. Babacım, ne oldu, görünmez adamı yakalayabildiniz mi? Evet Arda, bu kamera işe yaradı. Kamera sayesinde görünmez adamı yakaladık. Hastanenin önünde baygındı ve onu şu anda hapishaneye attırdık. Kerem komiser aldı onu ve hapishaneye götürdü. Çocuklar, siz bugün karne alacaksınız. Hadi hemen okula gidin de geç kalmayın. Bakalım karneleriniz nasılmış, göreceğiz. Tamam babacığım. Biz hemen Rüzgar'la beraber okula gidiyoruz. Geç kalmayalım. Tamam çocuklar. Haydi gidin. Sonra getirin karnelere. Biz de bakalım karnelerinize. Bakalım ne alacaksınız. Tamam baba. Hemen gidiyoruz. Rüzgar hadi gel dostum. Hemen okula gidelim de karneleri alalım. Geliyorum Arda, geliyorum. Arda, acaba ne alacağım, çok merak ediyorum. Belki teşekkür alırım, belki takdir. Bilmiyorum. Ama Rüzgar, uzun zamandır okula da gitmedik ya. Belki öğretmenimiz bize teşekkür de vermez, takdir de. Arda merak etme. Bizim öğretmenimiz çok iyi bir insan. Bence bizi kırmaz ve sana teşekkür verir, bana da takdir. Yo, hayır, belki bana takdir verecek. Nereden biliyorsun? Hemen kendine takdiri söylüyorsun. Göreceğiz Arda, göreceğiz. Ben takdir alacağım, sen de teşekkür alacaksın. Görüşürüz Rüzgar. Bakalım kim takdir alacak, göreceğiz. Hemen okula gidelim de. Öğretmen umarım karneleri dağıtmamıştır daha. Arda merak etme, dağıtmamıştır. Daha saat erken. Arda, keşke Ayşe arkadaşımız da yaşasaydı da o da bu zamanları görseydi. O da karne alacaktı ne güzel. Evet Rüzgar, keşke. Ama Ayşe artık aramızda yok, öldü. Onu çok özlüyorum doğrusu. Rüzgar, okul çıkışı mezarına gidelim mi? Onu bir mezarında ziyaret edelim. Tamam olur. Ama ilk önce karnelerimizi alalım. Sonra babamlara göstermeye gidelim. Sonra da Ayşe'nin mezarına gideriz. Tamam Rüzgar. Hadi gel hemen girelim okula. Evet. Bakalım ne alacağız. Çok heyecanlıyım ya. Umarım öğretmen daha dağıtmamıştır. Çabuk Rüzgar koş. Geldim Arda, geldim. Öğretmenim, biz geldik. Çocuklar sonunda geldiniz. Neredesiniz ya? Karne dağıtacağım. 2 saat gelmediniz. Öğretmenim özür dileriz. Evden dışarı çıkmamamız gerekiyordu. Biliyorsunuz ki zengin amcamların evi patladı. Yani zengin amcam patlattı. Çünkü zengin amcamların evine görünmez bir adam saldırdı. O yüzden böyle karışık durumlar var işte. Neyse çocuklar, haydi geçin yerlerinize de karneleri dağıtayım artık. Tamam öğretmenim. Bakalım ne alacağım ya, çok merak ediyorum. Evet çocuklar, aslında diğer arkadaşınız gelmedi. Bir kişi eksik ama neyse, ben karneleri dağıtmaya başlayayım. İlk önce Arda'nın karnesini veriyorum. Arda al, bu senin karnen. Sağ olun öğretmenim. Arda, ilk dönem derslerine hiç çalışmadın. Okula çoğu zaman gelmedin ve hep yaramazlık yaptın. Umarım notlarını beğenirsin. Neyse, şimdi sıradaki karne.
Bu Ömer'in karnesi. Ömer al, bu da senin karnen. Aferin Ömer. İlk dönem derslerine bayağı bir çalıştın. Akıllı bir çocuk oldun ve umarım ikinci dönemde böyle devam eder. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Umarım karnemdeki notlar güzeldir. Bak bakalım beğenecek misin? Sıra Rüzgar'da. Evet. Rüzgar, bu da senin karnen. Al bakalım. Notlarını beğenecek misin? Öğretmenim ben nasıldım ilk dönem? Beni beğendiniz mi? Rüzgar, sen de bazı günler derslere gelmedin. Okula geç kaldın ama sınavlara bayağı çalışıyordun ve derslerden hep yüksek not alıyordun. O yüzden notlarının çoğu iyi. Neyse çocuklar, şimdilik gidebilirsiniz. Tatilde derslerinize iyi çalışın, tamam mı? Tabii dışarıda oyunla oynayacaksınız ama sakın derslerinizi aksatmayın. Verdiğim ödevleri de yapın. Haydi şimdi gidebilirsiniz. Öğretmenim iyi tatiller. Hadi yine arkadaşlar gelin gidelim. Geliyoruz Arda, bekle. Çabuk haydi gelin. Arda, senin karnen nasıl? Rüzgar, daha karneme bakmadım. Dışarıda bakacağım. Haydi gelin dışarıda bakalım karnemize. Bakalım nasılmış ya, çok merak ediyorum. Umarım güzeldir karnem. Gelin hadi gelin. Geldim Arda, geldim. Bakalım şimdi karnelerimize. Evet. Hı? Olamaz. Arda ne oldu? Yoksa notların kötü mü? Yo, notlarım çok iyi. Mesela sayayım ben sana. Türkçe 100. Matematik 100. Hayat bilgisi 90. Fen bilimleri 80. Müzikten 100 almışım. Beden eğitiminden de 100 almışım. Seninki nasıl? Arda, benimkinden daha iyi karnem var ya. Evet, benim karnem hepinizden iyidir ya zaten. Neyse Arda, aferin. Bayağı çalışmışsın. Artık ben eve gidiyorum. Size iyi tatiller arkadaşlar. Sana da Ömer. Rüzgar, hadi gel dostum, biz de eve gidelim. Geliyorum Arda, geliyorum. Arda, senin notların da bayağı iyiymiş ya. Rüzgar, sana bir şey diyeceğim ya. Rüzgar, benim notlarım çok kötü. Ben Ömer dalga geçmesin diye yalan söyledim. Söyleyeyim mi gerçek notlarımı? Söyle bakayım. Rüzgar bak, Türkçe 20, matematik 10, hayat bilgisi 15, fen bilimleri 30, müzik 0, beden eğitimi 50. Olamaz. Arda, sanırım sınıfta kalmışsın. Evet, sanırım gerçekten sınıfta kaldım. Senin notların nasıl? Arda, benim notlarım çok iyi ya. Bak söylüyorum. Türkçe 100, matematik 100, hayat bilgisi 95, fen bilimleri 90, müzik 100, beden eğitimi de 100. Benim notlarım böyle. Ama Arda, sen sınavlardan hep kötü not almışsın ya. Senin notların neden bu kadar kötü? Bilmiyorum Rüzgar, bilmiyorum. Sınıfta kaldım. Şimdi ben babama ne diyeceğim? Olamaz ya, olamaz. Arda, bilmiyorum. Sen de çalışsaydın. Hem okula hiç gelmedin, hem de derslerine hiç çalışmamışsın belli. Şu karnene baksana. Rüzgar, lütfen kötü davranma bana. Babama ne diyeceğimi düşünüyorum, sen de benim üstüme gelme. Tamam Arda, tamam. Neyse gel, yapacak bir şey yok. Karneni göstermek zorundasın. Ben gidiyorum eve, karnemi göstereceğim. Rüzgar, ben gelmiyorum eve. Sakın babamlara bir şey söyleme. Arda, sen bilirsin. Ben fakir amcama falan ne diyeceğim peki? Arda nerede derlerse ne diyeceğim? Dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamaya gitti de. Tamam Arda, peki. Ben gidiyorum eve. Ulan Arda sınıfta kalmış ya. Yazık oldu, neyse. Ben gideyim de babama hemen karnemi göstereyim. Babam çok beğenecek karnemi, çok. Babacım ben geldim. Rüzgar, sonunda geldiniz oğlum. Rüzgar, aldınız mı karneleri? Evet babacım, aldık. Rüzgar, Arda nerede? Fakir amca, Arda dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamaya gitti. Zaten bugün okulun son günü olduğu için arkadaşlarını son kez görüyor ya. Gidip oyun oynayacak arkadaşlarıyla. Tamam Rüzgar, az sonra gelir zaten. Evet fakir amca. Babacım bak karneme, çok beğeneceksin kesin. Bakıyorum oğlum, bakalım karnen nasılmış. Türkçe 100, matematik 100, hayat bilgisi 95, fen bilimleri 90, müzik 100, beden eğitimi de 100. Rüzgar, aferin oğlum. Okula bazı günler gitmemene rağmen notların gerçekten çok iyi. Aferin oğlum, derslerinde çok iyi çalışmışsın. Sağ ol babacım. Babacım şimdi tatilde istediğim kadar oyun oynayabilirim değil mi? Evet oğlum. Notların iyi olduğu için tatilde istediğin gibi oyun oynayabilirsin. Seni serbest bırakıyorum. Sağ ol babacım. Seni çok seviyorum. Ben de seni oğlum. Şimdi Arda gelsin, bir de onun karnesini görelim. Nerede kaldı ya bu çocuk? Zengin merak etme abi. Az sonra gelir. Arda'nın karnesi de kesin çok iyidir. Zengin ben şu kamerayı yukarı bırakayım. Arda o zamana kadar gelir zaten. Arda gelsin de karnesini çok merak ediyorum ya. Acaba sınıfı geçti mi?
Benim akıllı oğlum kesin geçmiştir. Tüm notları 100'dür kesin. Ben şimdi ne yapacağım ya? Bu karneyle eve gidemem. Babam bana çok kızar. Olamaz ya, keşke birazcık derslerime çalışsaydım. Şu karneye baksana, Türkçeden 20 almışım. Matematikten 10, hayat bilgisinden 15, fen bilimleri 30, müzikten 0 almışım ya, bunu nasıl başardım? Sesim o kadar mı kötü? Beden eğitiminden de 50 almışım. En kolay ders beden eğitimi ve ondan da 50 almışım ya, böyle bir şey olamaz. Sınıfta kaldım resmen. Olamaz, çok kötü oldu bu. Ben şimdi eve nasıl gideceğim, nasıl? Babam bana kesin çok kızacak, çok.